rüzgar sörfü yapıyoruz. Ben zaten rüzgar sörfü yapıyorum. Fakat şey vardır, her zaman hep her sporun başına engeller değil, engellenen arkadaşlarımızı katmak için çalışma yapıyoruz. Yine Değirmendere'deki sörf okulumuzda da biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Tandem sörfü şey yaptık, burada uygulamaya sokacağız. Buraya hemen hemen neredeyse bütün engellenen kardeşlerimin hepsinin yapabileceği bir spor haline geldi bu. Bunun şu anda denemelerini yapacağız biz Murat'la bugün. Onun içeride yaptığımız botlar gibi yeniden birazcık modifiye edeceğiz bunu. Ve daha sonra örneğin bir görme engelli kardeşimle bir ortopedik engelli kardeşim beraber binip sörf yapabilecekler. Yani birbirimize göz kulak olalım diye atalarımızın bir şeyi vardır, sözü vardır. Aslında o atalarımızın sözünü burada bir spor branşında biz burada Değirmendere'de gerçekleştirmiş olacağız. Daha önce ben tandem bisiklete binmiştim bir görmeyen arkadaşımla. Ben ona göz olmuştum, o bana ayak olmuştu. Bunda nasıl olacak peki? Bugün de görme engelli bir kardeşime bindiğim zaman da yine aynı şey olacak. Ben ona göz olacağım, o bana ayak olacak. Arka tarafta rüzgar sörfünü daha kuvvetli itebilmek için o ayakta durup yelken tutarken ben de yönlendirmesini yapacağım. Hani dediğim gibi birbirimize göz kulak olma işi bütün olabilmedir. Zaten her zaman söylüyorum hep birbirimizin eksiğini tamamlayabiliyorsak insanız diye. Bugün de biz Değirmendere okulumuzda da bu rüzgar sörfünü de onu başarmaya çalışacağız. Yani çok fazla denk gelmedim. Mutlaka vardır. Belki de bu basına yansımadı bilmiyorum ama hani rüzgar sörfü yapan bir tek sadece ben olduğumu biliyorum. Bir ara bir görme engelli bir kardeşimle birlikte çalışmıştık bunu. Ama tabii ki bunu bir tık daha öteye götürebilmek. Yani yandan sürekli bir ses komutuyla sancak yap, iskele yap demektense biraz daha özgürce dolaşabilmesine, onu hissedebilmesine olanak sağlayacak bu. İşte rüzgarla, denizle ve eksik yanlarımızı tamamlayarak birbirimizle bir bütün haline geleceğiz. Bu bütünlük de bu körfeze çok yakışacak diye düşünüyorum. Hayır, ortopedik engelli bir kardeşim de yapabilecek bunu. Veyahut da uzuv kaybı, bir kolu olmayan, bir bacağı olmayan veyahut iki bacağı olmayan bir kardeşim de yapabilecek bunu. Biz burada birazcık daha bunu modifiye edeceğiz. Onların eksik durumlarımıza göre. Aslında eksiklik de değildi bu da. Uzuv kaybı diyeyim ben buna. Uzuv yoksunluğu ya da. Uzuv yoksunluğuna göre biz rehabilit ediyoruz burada bordlarımızı. Ve bunları da sıfırdan biz burada yine milli bordlarımız olarak Türkiye'de ilk defa da biz bunları yapmış olacağız. İmalatını yapacağız. Aynı zamanda siz bir kitap çıkartıyorsunuz. İçeriği ne olacak bu kitabın? Yine tabii ki yaşam olacak. Yaşamın içerisinde var olduğumuz olacak. İnsanın nereden nerelere kadar gidebileceğini, insanın o yaratı dışındaki o mucizeliğini, muhteşemliğinin eksiklere rağmen veyahut da uzuv kayıplarına rağmen doğru bir açıdan bakıldığı zaman nelerin başarabileceğinin anlattığım bir kitap. Hayat hikayemi anlattım burada kısaca. Yaşamımın nasıl enkazın altından işte dünya rekoruna doğru giden kısmını, nasıl bir felsefeyle hayata baktığımı. Hani bu aslında bir yerde hepimizin içindeki bir çocuğa, içimizdeki bir şekilde bir engellendiğimiz yere veyahut da yaşamak istediğimiz şeylerin hepsine dokunduğumuz bir kitap olacak. Bayramdan sonraki yakın zamanda da raflarda olacak inşallah. Biz burada 7'den 70'e herkese sörf öğretmeye çalışıyoruz. Bu sörfü öğretirken Ufuk arkadaşımızla tanıştık. Engellenen arkadaşlarımızın bu sporu yapabileceğini Ufuk arkadaşımız bize öğretti azmiyle. Biz onlarla 2 kişilik tandem dediğimiz windsurf'ü geliştirmeye başladık ve yapıyoruz artık. Peki engelliler rahatlıkla bu sörfü yapabilecekler mi? Yani ben de ilk başta inanmıyordum ama Ufuk'un azmine bakarak gösterdiği performansla yapabileceğine inandık ve yapıyoruz artık. Hatta görme engelli arkadaşlarımızla bile bu sporu yaptık. Herkesin inandığı sürece yapamayacağı şey olmadığına inanıyorum ben. Yaparlar yani bütün arkadaşlarımızı, engelli arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Burada windsurf'ün keyfini ve denizle buluşturmayı, onları burada bu spora dahil etmeyi her zaman planlıyoruz ve çalışıyoruz bu konuyla alakalı. Şuraya doğru gir, orada bekle.
Teşekkür ederim.